geldiniz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Bugün sizlere Abdullah Usta'nın sizler için hazırlamış olduğu birbirinden lezzet ve güzel yemeklerle karşınızdayız. Ve bugün Kadir Gecesi, biliyorsunuz ki tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. Ve hemen ustama dönmek istiyorum. Bakalım bugün bize neler yapacak. Ustam hoş geldin, evet, nasılsın? Evet, hoş gördük. Sağ olasın efendim. İyi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün Kadir Gecesi, bize bütün İslam aleminin Kadir Gecesi en içten dileklerimizi, en güzel dileklerimizi kutlayalım. Ondan sonra programımıza başlamış olalım, evet, değil mi? Evet, bugün yine çok güzel şeyler gözüküyor tezgahın içinde. Güzel yemeklerimiz olacak. Seninle beraber şöyle hem güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Bakalım farklı farklı sunumlarımız da olacak. Şöyle dolu dolu iki saatimiz olacak sevgili izleyenim sizlerle beraber. Şimdi neler hazırlayacağız ilk önce? Hemen çok güzel bir patlıcan kebap hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz sizlerle beraber. Kuzu etli patlıcan kebabımız olacak. Onu hazırlayacağız. Ve ondan sonra sevgili izleyenlerimiz kekimiz var. Kekimizi hazırlayacağız. Sizlere çok güzel bir kek hazırlayacağız. Sizler de evlerinize pratik bir şekilde hazırlayacağınız limonlu kekimiz olacak. Onu hazırlayacağız. Bir de zerdeçallı pilavımız var. Sizlere çok da güzel bir pilav hazırlayacağız. Bakalım şöyle programımızın sonuna doğru. Bir de şöyle yarma buğdaylı çok güzel bir salata hazırlayacağız. Bir de soframızda salatamızda olsun. Ve bu şekilde de yemeklerimizi hazırlamış olacağız inşallah. Dilerseniz ilk önce hemen sevgili izleyelim. Şöyle patlıcan kebabına başlayalım. Onun malzemesi gelsin ekrana. Malzememizi size bir anlatalım. İçinde neler var? Hangi malzememizi kullanıyormuşuz? Onun bir göz atalım. Ondan sonra yemeğimize başlayalım. Sizlerle beraber hazırla sevgili izleyenlerimiz. Evet, şöyle listemizi alalım. Patlıcan kebabı için 6 adet patlıcan kullanıyoruz. 500 gram kadar kuzu etimiz var. 2 yemek kaşığı kadar salça kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı sevgili izleyenlerimiz. Ve 1 adet kuru soğan kullanıyoruz. 3 diş sarımsağımız var. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. 3 adet domates kullanıyoruz. 5 adet karışık biberimiz var. Biber kullanıyoruz. Ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz var. Kızartmak için de 1 veya da 2 su bardağı kadar sıvı yağ kullanabilirsiniz. Hemen patlıcanları güzelce bir şekilde, alacalı bir şekilde sevgili izleyenlerim onları soyduk. Soyduktan sonra hemen yarım parmağı veya bir parmak kalınlığında güzelce bir şekilde kesiyoruz. Patlıcanlarımız şu anda hazır. Ondan sonra patlıcanlarımızı tavamıza kızartmaya başlayacağız. Ayrı bir tenceremizin içine de kuzu etlerimizi ilave edeceğiz. Onlar yavaş yavaş kavrulacak. İçine soğanlarımızı ilave edeceğiz. Soğanla beraber kavurmaya devam edecek. Ondan sonra baharatlarımızı, salçamızı da içine ilave edeceğiz. Salça ile beraber yine kaynamaya devam edecek etlerimiz. Etlerimiz piştikten sonra hemen ne yapacağız? Patlıcanlarımızı tepsimize diziyoruz sevgili izleyenlerimiz. Onun üzerine etlerimiz, tekrar da süslemede kullanacağımız, üzerine şöyle biraz daha görüntü güzel olsun diye domates biberle beraber süsleyeceğiz. Bakalım ortaya nasıl bir yemek çıkacak. Sizler de aynısını yapıp afiyet yiyeceğiniz farklı güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Evet ustam, ellerine sağlık. Teşekkür ederim Nilüfer Hanım. Biz de bu arada izleyenlerimize mail adresimizi hatırlatalım hemen. Mail adresimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Eğer tariflerimizi kaçırdıysanız www.tgrt.eu.com'dan da tariflerimize ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi bir yandan şöyle hemen sevgili izleyenlerimiz patlıcanlarımızı kızartalım. Hop. Patlıcanlarımızı hazırladık. Tezgahımıza biraz yer açalım. Şöyle aldık. Yavaş yavaş ısınmaya başladı yağımız. O ısınırken biz de şöyle bir tane tenceremizi alalım. Hemen ocağa koyduk. Altını açalım. Biraz zeytinyağınız içine ilave edin. O ısınmaya başlasın. Hemen ısınırken ne yapıyoruz? Etimiz, kuzu etimiz 500 gram kadar etinizi içine ilave ediyorsunuz tekrardan. Kuzu etimizi içine ilave ettikten sonra daha güzel ve lezzetli olması için ne yapacağız? Şöyle biraz hafif karabiberimiz ilave edelim. Tekrardan karabiberle beraber kavrulmaya devam edecek şöyle. O şimdi biraz sevgili, hem etlerimiz pişecek hem de biz bir yandan ne yapacağız? Sizlere farklı bir sunum, güzel bir sunumla hazırlayacağımız patlıcanlarımız da hem tenceremize etlerimiz güzelce bir şekilde hazırlansın. Ondan sonra yağımızı biz şöyle patlıcanlarımızı ilave edeceğiz. Soğanımız var ama şöyle biz hemen ufak bir tane daha ilave yapalım. Soğanımızı ufak parça daha. İnce ince doğradık. Bunu da tenceremize gönderelim. Hop, hazır. Diğerini de aynı şekilde ilave ettik. Hemen bizim şöyle doğramış olduğumuz soğanlarımız vardı. Onu da üzerine ilave ediyoruz. Ve tenceremize pişmeye başlasın sevgili izleyenlerimiz.
Şimdi ufak bir tane tabağımızı tekrardan alalım. Hemen. Şöyle geniş bir tabağımızın içine. Bunda da ne yapacağız? Şöyle ilk önce hazırlık yapacağız sevgili izleyenlerimiz. Biberlerimizi doğrayacağız. Soğanımız hazır. Ondan sonra tencereye gönderdik. Ondan sonra etimiz de hazır. Biz de ön bir hazırlık olsun diye domates biberlerimizi doğrayalım. Şöyle bir iki tane domatesimizi aldık. Hemen. Bu arada patlıcan da kuzu eti çok yakışır usta. Evet, bol çok, soğan da koydun etimize. Çok lezzetli gerçekten olacak değil mi? Patlıcanı zaten çok seviyoruz. Evet. İnşallah şöyle farklı iftar soframızda ne yapacağız? Farklı güzel bir sunumu yapmış olacağız. Evet ustam, ellerine sağlık. Sizin de elinize sağlık Nilüfer Hanım. Hop geli geli ha. Şöyle evet. Değil mi? Biberlerimiz geliyor. Etlerimiz pişiyor. Bol soğanla. Oh oh mis mis. Şimdi biberlerimizi sevgili izleyenlerimiz onları da doğrayalım. Hemen. Hazır. Biraz da iri bıraktık biberlerimiz. İçinde belirgin olsun diye hemen kenara aldık. Hop. Hazır. Domatesimiz. Evet. Tam mis gibi kokmaya başladı etler. Evet. O çok güzel bir şekilde etlerimiz kavrulmaya devam etsin Nilüfer Hanım. O kavrulurken biz de ne yapıyoruz? Kenarda hemen diğer hazırlığımıza devam edelim. Hem daha güzel bir aroma ve lezzet versin diye biberlerimiz, bir de domatesini sevgili izleyenlerimiz hazırladık. Sadece baharat olarak karabiber kullandık ama. Şu anda evet, evet karabiber sadece kullandık. Sonrasında tekrardan pul biberimiz olacak. Evet. Ondan sonra tuzumuzu ilave edeceğiz. Dilerse tabii kırmızı toz biber de tercih edebiliriz. Yalnız patlıcanların doğrama şekli de çok farklı yemeğimizde. Değil mi? Evet, evet, farklı doğramışsın. Biraz daha belirgin olsun diye biraz iri doğradık Nilüfer Hanım. Onun için iri doğradığımızda hem daha güzel olacak hem de iyi bir şekilde hazırlanmış olacak. Evet. Hop. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Şöyle bir tanesine bakalım mı? Evet, yağımız evet kızmış. Onu fazla kızdırmayalım. Yani fazla kızmasın bize Nilüfer evet, Hanım. Evet, kızmasın. Şöyle. Patlıcanlarımızı gönderelim. Gönderelim şimdi şöyle kızartmaya başlayalım. Of. Geli geli ha. Hop. Hazır. Evet. Bundan sonra tepsimizi alalım. Şöyle sekiz yerlerimiz. Hemen tezgahımda hafif yer açalım. Tepsimizi koyduk. Ondan sonra patlıcanlarımızı tepsimizin içine yavaş yavaş alacağız. Etlerimiz hazırlanmaya devam ediyor. Şimdi hem şöyle etlerimizi hazırlamaya devam edelim. Nilüfer Hanım yavaş yavaş hem etimize bakacak sevgili izleyiciler. Biraz etimizin kavrulması gerekiyor. Bir yandan da ne yapacak? Patlıcanlarımızı kızartmaya devam etsin. Onu bir şöyle hem etlerle hem patlıcanla baş başa baş bırakalım. Baş başa bırakın beni. Ben şöyle kenara çekeyim biraz oturacağım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yapalım? Sizlerle beraber kekimizi de hazırlayalım isterseniz. Kekimiz de hazırlansın. Onu da fırına gönderelim. Kekimiz fırında pişmeye başlasın. Hemen şöyle malzeme, kekimizin de malzemesini dilerseniz bir alalım. Ondan sonra hem bir yandan kek hazırlayalım değil mi Nilüfer Hanım? Kekimiz de limonlu olacak usta. Değil mi? Güzel evet, olacak. Güzel. Şöyle bol aromalı. Akşam güzel bir şöyle çayın yanında mis gibi. Evet. Limonlu. Of. Ellerine sağlık. O zaman listemizi alalım sevgili izleyicilerim. Şöyle limonlu kekimizin listesi gelsin bakalım. Neler var mı içinde? Evet sevgili izleyicilerim. 3 adet yumurta kullanıyoruz. Ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Ve 2 su bardağı kadar sevgili izleyicilerimiz un kullanıyoruz. Ve ondan sonra 125 gram kadar margarin demişiz. Hatta sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir paket vanilyamız var ve ondan sonra bir pakete kabartma tozu kullanıyor sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan bir daha malzememizi sayalım. 3 adet yumurta, 2 su bardağı kadar toz şekeri, 2 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Bir paket kabartma tozu mutlaka kekte kullanıyoruz. Ondan sonra bir paket vanilya kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi kekimizi hazırlığa başlayalım sizlerle beraber. Bakalım neler yapacağız. Önce bir adet de limon kullanıyoruz sevgili izleyiciler. Sadece limonun kabuğunu kullanacağız. Şimdi başlayalım sizlerle beraber kekimizi hazırlamaya. Limon kabuğu yerine portakal kabuğu da kullanacağız. Tabii, ya da ikisini de karıştırıp da İkisini de karıştırsa olabilir. Daha güzel olur evet değil mi usta? Ama daha ikisini de biliyorsun Nilüfer Hanım şöyle kabuğunda daha güzel bir aroma evet var. İkisini de kullanırsak daha çok lezzetli da güzel evet olacak. Şimdi siz yavaş yavaş hazırlamaya devam edin. Bir yandan patlıcanlarımızı kızartın Nilüfer Hanım. Bir yandan da etimizi pişirmeye devam ederken ben de şimdi kekimizi hazırlayalım.
3 adet yumurta dedik. Hemen şöyle kıralım sebzelerimiz. Hop. Hazır. Bundan sonra hemen iyice çırpalım. Evet. Yumurtayı çok güzel bir şekilde küpürene çırptık. Kadar çıkmamız gerekiyor. Evet. Evet. Şöyle hazır. Toz şekerimiz gelsin şöyle. Toz şekerimiz 2 su bardağı kadar toz şekerimiz. Hop. Karıştırıyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan toz şekerinizi içine ilave ettiniz. Onu da iyice bir karıştıralım. Tekrardan yağımız hop, 1 su bardağı kadar sıvı yağımızı da ilave edelim. Hemen önce yumurta, ondan sonra toz şekerimiz, sevgili izleyenlerimiz sırasına göre. Şimdi de yağımız. İçine ilave ettik. 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız. İçine ilave ettik. Hazır. Bunları da iyice bir karıştıralım. Şöyle. Çok güzel bir koku vermeye başladı. Hop. Hazır. Unumuz. Şöyle unumuzu da içine ilave edelim. Tekrardan. Unumuzu da içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde karıştıracağız sevgili izleyenlerimiz. Hemen iyice bir karıştıralım. Hazır. Yavaş yavaş biraz daha karıştırmaya devam edeceğiz. Biraz daha şöyle yağımızı içine ilave edelim. Hop. Hazır şimdi. Şey merak ediyorum ustam. Limonlu kekli limonunu kendi suyunda kullanıyor musun? Limonu kendi suyunu kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Ama limon tuzu varsa limon tuzu kullanabiliriz. Ha, İçine evet. ilave edebiliriz. O daha güzel bir aroma katacak. Limon tuzu. Evet limon tuzu kullanabiliriz. Anladım. Çünkü şey bazı bayanlar şey de yapıyor. Hem kabuğunu rendeliyor hem de limon suyunu ben çok emin olamadım. Acaba limon suyunu hani kekli katsam mı diye. Çok fazla ekşitmeye gerek yok çünkü dediğiniz evet, gibi. Çünkü mi? O belki bizleri rahatsız edebilir. Evet. Ama ne yapabiliriz? Limon kabuğunu bile fazla kullanırız. O limon tuzu kullandığımızda o daha iyi bir şekilde içinde kalacak ve o daha iyi bir lezzet verecek. Ama kabuğu onu, yeterli olur. Tabii aslında. Onu değirmen biliyorsunuz rendesiyle biraz hafif inceltirsek daha güzel olacak. Evet. O şekilde hazırı kullanabiliriz. Evet. Kekimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Hemen bir adet limon kabuğunu. Patlıcanlarımız da çok güzel kızardı. Değil mi? Şimdi hazır. Hemen şöyle devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Limon kabuğumuzu rendelemeye. Hop. Evet. Hazır. Bir adet şöyle limonumuzun bütün kabuğunu kullanabilirsiniz. Ve şimdi hazır. Bu arada etlerimiz kavrulmaya başladı ustam. Evet o biraz daha kavrulsun lütfen. Hemen şimdi geliyorum. Evet. Kekimiz de hazırlandı sevgili izleyenler. Tekrardan limon kabuğuyla beraber şöyle biraz karıştıralım. Hazırlandı. Şöyle alalım. Şimdi kek kalıbımızı alalım tekrardan. Hop şöyle.
Bunu hafiften kek kalıbımızı yağlayalım. Şöyle fırçamızı da alalım. Hop, hazır. Kek kalıbımızı yağlıyoruz. İyice. Hemen. Hazır sevgili izleyenlerimiz. Fırçamızı şöyle kenara alalım. Yavaş yavaş şimdi devam edeceğiz. Suyumuz. Çok az bir suyla alalım. Evet. Şimdi etlerimiz pişmeye devam etsin Nülüfer Hanım. Biz şimdi hamurumuz hazır. Kek kalıbımıza boşaltalım sevgili izleyenlerimiz. Hop. Evet. Şöyle. Tekrardan boşaltıyoruz. Hop. Hazır. Harika görünüyor. Değil mi? Mis gibi de koktu ustam. Vanilya, limon. Harika koktular. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz. Kekinizi hazırladınız ve kekimizi şimdi limon kabuğuyla beraber iyice hazırladık. Eğer kenarında hemen bulaşmış hamurumuz varsa onu da silelim. Hazır şöyle. Şimdi bunu fırına gönderiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Fırında yavaş yavaş pişmeye başlasın. Ondan sonra kekimiz hazırlanmış olacak ve iftar saatinde biz de güzel bir kek yemiş olacağız inşallah. Hemen fırınımıza gönderdik. Fırınımızı 180 derece ayarlayalım. Hop şöyle. 170-180 derece ayarlıyoruz. Fırınımızı kapattık ve kekimiz yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Ondan sonra yarım saat sonra kekimizi alacağız. Ondan sonra servis edeceğimiz farklı güzel bir kek inşallah yemiş olacaksınız. Şimdi etlerimiz pişti. Etlerimiz piştikten sonra bir yandan hem patlıcanımızı kızartıyorsunuz sevgili izleyen, bir yandan da ne yaptık? Etlerimizi hazırlıyoruz. Şöyle etlerimizi iyice bir karıştırdık. Hazır şimdi. Daha güzel bir aroma için biber, şöyle domatesimizi ilave edelim. Bununla beraber karıştırıyoruz. Hop şöyle hazır salçamız, tekrardan bir veya iki yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum içine. Tabakları alalım kenara. Patlıcan kebabını sizler de daha lezzetli güzel istiyorsanız bu şekilde yaparsanız daha güzel bir patlıcan kebabı yemiş olacaksınız. Hemen karıştırıyoruz salçamızı, iyice kavurmamız gerekecek. Hop. İyice bir karıştırdık. Hazır. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz kırmızı toz biberimiz. Çok hafif kırmızı toz biberimiz. Ondan sonra pul biberimiz. Evet. İlave edelim. Karabiberimizi atmıştık sevgili izleyenlerimiz. Hemen salçamızı biraz daha kavuruyoruz. İyice bir karıştıralım. Hop. Hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Salçamız da hemen salçamız hazırlandıktan sonra tepsimizin miktarına göre de veyahut da yapacağımız yemeğimizin miktarına göre de suyumuzu belirleyebiliriz. Suyumuz, suyunuzu içine ilave edin. Hafiften şöyle biraz karıştıralım. Of, çok sulu olmasın sevgili izleyenlerimiz. Bu hemen yetecek. Hop. Kenarlarda toplamış olalım. Evet. Hazır etlerimiz. Şöyle biraz daha suyumuz bize lazım olacak. Şimdi şöyle biraz toz şekerimizi alalım.
Evet sevgili izleyenlerimiz, hem kekimiz şu anda yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. O pişmeye devam ederken biz de ne yapıyoruz? Kebabımız, şöyle patlıcan kebabımıza toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra biraz da toz şekerimizi patlıcanların üzerine ilave ediyoruz ki ne ilave ettik? Acısını alsın diye. Hem salçamız hem domatesimizin biraz kendisi has, biliyorsunuz bir ekşimsi bir tadı var. Ne yaptık? Toz şekeriyle beraber arka plana aldık. Hem de patlıcanın acısını almak için biraz toz şekeri kullandık sevgili izleyenlerimiz. Hazır. Şöyle şekerimizi alalım. Şimdi o kaynamaya devam etsin sevgili izleyenlerim. İyice kaynayacak ve hemen güzel bir şekilde biz de ne yapmış olacağız? Farklı bir sunumla, güzel bir sunumla yemeğimizi hazırlamış olacağız. Biz de şöyle iftara dedik ki kendimize güzel bir komposto hazırlayalım. Bakalım dolabımızda hangi meyvemiz var, onu bakalım. Komposto vazgeçilmezimiz usta. Değil mi? Evet. Yalnız patlıcanlar da harika görünüyor, çok güzel kızardılar. Sen. Biraz sen ayıralım dersin. Da iftar saatinde işte şöyle yoğurt dökelim bence. Ekmek arası yapalım evet. Diyorsun değil mi? Ekmek arası yoğurt dökelim ve kızartma. Olur olur, evet. Sen nasıl istersen o şekilde yaparız. Beydağının başı buran kar mıdır? Benim gibi yara yanan var mıdır? Aldılar o yarı benden ettiler. Bu hasetlik bu sineme kar mıdır? Ölüm olsaydı ayrılık olmasaydı Arguvanlım. Olmasaydı Malatyalım. Olmasaydı yar yar, ölüm olaydı ayrılık, olmasaydı Arguvanlım, olmasaydı Malatyalım, olmasaydı yar yar. Ağzına sağlık usta. Sizin de Nilüfer Hanım. Repertuarı sen bayağı bir genişlettin artık. Değil mi? Bakıyorum da yeni yeni şarkılar, türküler. Gidiyoruz değil mi diyorsun evet. Şöyle? Daha ötekileri ben yeni ezberledim diğerlerini. Şimdi bir de bunları mı ezberleyeceğim? Şimdi içimden diyormuş ki ezberleme sana ezberle diyen mi var sanki? Yok hepsini zaten siz de yavaş yavaş öğrenmiş olacaksınız. Evet. Seninle beraber söylemeye devam edeceğiz inşallah değil evet, mi? Evet. Güzel evet. Olur. Şöyle izleyenler bakın bakın etin güzelliğine bakın. Mis mis mis. Evet, harika görünüyor. Domatesler, kırmızı biber, yeşil biber, kuzu eti, bol soğan, baharat görüyorsunuz sevgili izleyenler. Şöyle, ben bunu yemek istiyorum ama. Evet. Oruçlusun Nilüfer Hanım, kendini tut, kendini tut, az kaldı az iftara. Az kaldı, az kaldı usta, evet. Gülüm başım darda benim, bir yaban diyarda benim. Gülüm başım darda benim, bir yaban diyarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, gurbet ellerinde benim. Bir sevenim var mı bilmem, bu dünyada benim. Çekerim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Çekerim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Gülüm başım darda benim, bir yaban diyarda benim. Gülüm başım darda benim, bir yaban diyarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, gurbet ellerinde benim. Bir sevenim var mı bilmem, gurbet ellerinde benim. Çekerim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Evet, ağzına sağlık usta. Sizin de ağzına evlenlerle de alkışlayabiliriz. Değil mi? Hoş yalnız. Oluyor, daha güzel oluyor. Evet. Biraz daha şöyle altını açalım değil mi Nilüfer Hanım? Hızlı bir şekilde. Evet, açalım. Ocağımızı. Hızlı bir şekilde pişsin bence de. Çünkü evet. Ben de piştim burada. Şimdi hemen kekimiz pişmeye devam ediyor. Kekimiz pişsin şöyle sevgili izleyenlerimiz. O pişmeye devam etsin. Ondan sonra kebabımız hazır. Hemen etimizi pişirdik. Şimdi de şöyle kendimize komposto hazırlayalım.
bir adet armutla beraber hazırlayacağımız farklı güzel bir sunum olacak. Ne yaptık? Şekerimiz hafiften biraz karamelize olacak. Şekerimiz karamelize olduktan sonra suyumuzu içine ilaveceğiz. Bir iki tane de şöyle karanfil de içine ilave edebiliriz. Hop! Geli ha! Hop! Hazır. Evet, harika. Şimdi o güzel bir şekilde hemen biraz şöyle renk versin sevgili izleyen. Renk verdikten sonra suyumuzu ilave ediyorsunuz. Ondan sonra hangi meyveyi arzuluyorsak, hangisini çok fazla seviyorsak meyvemizi ufak ufak doğrayacağız. Meyvemizi de içine ilave edeceğiz. Bir iki dakika daha kaynattıktan sonra sizler de farklı güzel bir komposto içmiş olacaksınız. Evet, usta ellerine sağlık. Armuttan sağlık. Yapıyoruz. Değil mi? Evet, şöyle bir fark. Çilek, erik ve armut da çok evet. Güzel olmuştu. Geçen çok yakışıyor yapmıştık. Değil mi? Evet, ellerine sağlık gerçekten. Sinirlerinize yalnız sağlık. Etin bizden çektiği nedir? Ben buradan karıştırıyorum. Sen oradan geliyorsun. Et diyor yeterin artık bırakın artık da bir pişeyim. Bırakın beni diyor. Aslında et pişmiş şu anda. O diyor bırakın beni ellenmeyin diyor. Ama biz yine bırakmayız. Deli gibi seviyoruz biz. Nereye bırakalım? Şimdi... Etimiz biraz daha şöyle pişsin. Etimizi biraz sonra şöyle farklı bir sunumla, güzel bir sunumla hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Biraz da etimiz şu anda piştiği için biraz altını kısabiliriz. Hop, hazır. Evet. Patlıcanlarımız, şöyle patlıcanlarımızı biraz daha hızlandıralım. Patlıcanlarımız kızarmaya devam etsin. Bu arada bize hemen şöyle sizlere güzel bir kompost hazırlayacağız. Dilerseniz biz üçüncü yemeğimizle malzeme listemizi alacağız ama sevgili izleyen, üçüncü yemeğimizi bilmiyorum. Nerede yapacağız? Şöyle gerçi bakayım ne bir ocak var ne bir şey var ama arada ocakları... Böyle tek nasıl tüpler var? Değil küçük mi? Piknik tüpü. Evet piknik sevgili tüpü, yönetmenim evet. Bize bir tane piknik tüpü rica etsek. Evet, değil mi? Yetmiyor evet. Onu da yapalım. Bugün sizlerle beraber sevgili izleyenimiz pilavımızı hazırlayacağız. Şöyle zerdeçalı güzel bir pilavımız olacak. Bakalım pilavımız içinde neler var? Hangi malzemelerimiz var? Malzemelerimizi bir görelim. Ondan sonra pilavımızı yapmış olacağız ama ocağımızı boşaltmamız gerekecek. Evet. 2,5 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz ondan sonra 1 tatlı kaşık kadar zerdeçal kullanıyoruz. 1 tatlı kaşık kadar tuz, toz şekerimiz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyoruz. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar ben çam fıstığı bugün kullanacağım sevgili izleyenlerimiz. Şöyle yönetmenimiz görmeden çam fıstığı kullanacağım ama o da çok güzel bir tat verecek ve lezzet verecek. İlk önce ne yapacağız? Tenceremizin içine çam fıstıklarını ilave edeceğiz. Onları biraz kavuracağız ve kavurduktan sonra pirinçlerimizi kavurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra zerdeçalınızı, toz şekerinizi, tuzunuzu içine ilave ediyorsa sevgili izleyin. Hemen kaynar suyumuzu da verdikten sonra pilavımızı kapağını kapatıyoruz. Siz hatta bir yemek kaşığı kadar biz de burada hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı kadar tereyağınızı da içine ilave edin ve tereyağınızı da ilave ettikten sonra hem çok güzel böyle buram buram kokacak sevgili izleyen bir pilavınız olacak. Ve bu şekilde de pilavınızı hazırlamış olacaksınız inşallah. Evet çok farklı bir pilav olacak. Değil mi? Zerdeçal. İnşallah. Ama çok fazla kullanmamamız gerekiyor değil mi? Yok. Çok acımsı bir tat. Acımsı bir tat verir. Zaten onu şöyle bir şey diyeyim. Rengini alsın diye aslında. Yarım çay çay kaşığı kadar diyebiliriz. Yarım çay kaşığı kadar yeterlidir. Ya da bir çay kaşığı çok fazla yapıyorsak. Evet. O zaten ona çok güzel bir renk verecek ama fazlası bizi rahatsız edecek. Şekerimiz hemen şöyle biraz renk vermeye başladı. Karamelize olmaya başladı sevgili izleyenlerimiz. O böyle biraz karamelize. Rengini karamiz. Almaya başlamış. Nasıl susadık? Nasıl susadık? Susam, öyle nasıl şeyler susadık? Yapma evet. Lütfen zaten az kaldı. Değil mi? Nasıl susadık yani susadık, sevgili izleyenlerimiz? Biz nasıl, etin kokusu mahvetti biz nasıl susadık biz şöyle yemek yemek hiç aklıma gelmiyor sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir de yavaş yavaş tek de bari daha çok susayım. Değil mi? Şöyle uff. Nasıl susadık sevgili izleyenler? Anlatamam size. Bayağı bir yani özellikle evet. Güzel ablalar hangi su soğuksa onu getirmişler. Şöyle soğuk suyumuz Nilüfer Hanım nasıl susadık ya? Bir de buz içine atsalardı da bari tam olsaydı ustam. Masum evet. Yapıyorlar ablalar evet. Ben anlamıyorum ki yani değil mi? Yani özellikle canımız su çeksin burada diye mi böyle yapıyorum? Burada bir komplo var sevgili izleyenler evet. Bence onlar da susamıştı ustam. Değil mi? Öyle evet. İçemedikleri için. Yani... Aslında hiç yemek şu anda aklımıza gelmiyor yani işte susuzluk bayağı bizi bir etkiliyor ama bugün ne hikmetse sadece biz bugün susadık ama çünkü gün boyunca sevgili izleyen şeyler vücut hem biliyorsa su tüketimi biraz fazla olduğu için ne yapıyoruz? Yatmadan önce 3 tane hemen salatalı güzelce bir şekilde yerseniz o sizi gün boyunca susuzluk ihtiyacını gidermiş olacak hem de size daha güzel bir şekilde gün boyunca şöyle zinde tutturmuş olacak. Şimdi ne yapalım? Bir iki tane salatalık yiyelim. O da bizleri hem daha dinç hem daha güzel bir şekilde orucu tutturmamıza vesile olmuş olacak. Ve ne yapıyoruz? Ramazan boyunca biz ne yaptık? İşte
tuzlu yemekleri yememeye gayret ettik. Sevgili izleyenlerimiz, ondan sonra kahvaltılarımızda hemen zeytinimizde işte onları çok fazla tüketmemeye gayret ediyoruz. Beyaz peynirimizi aynı şekilde, beyaz peyniri kullanacaksa çok fazla tuzlu kullanmayacağız. Bizleri çok fazla rahatsız etmesin diye yemeklerimizde de keza aynı şekilde sevgili izleyenlerimiz. Özellikle yumurtayı Nilüfer Hanım gibi fazla tüketmeyin. Hemen bir veya da bilemez. Acaba yiyor muyum? Peyniri yiyor muyum? Yumurtayı yiyor muyum? Bir bilse. İki tane yeterli oluyor. Çünkü yumurtada çok fazla tükettiğimizde o da belli bir süreden sonra bizleri çok rahatsız ediyor. Hem de ileri derecelerde rahatsız ettiği için çok açlı bir şekilde onu da tüketmeyeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Ustam, ben yumurtanın sarısını tüketiyorum. Sen. Değil mi? Yiyemiyorum, beyazını yiyemiyorum. Yiyemiyorsun. Beyaz peyniri de yiyemiyorum. Aslında yumurta tabii sarısı da kullanırsak ama dediğimiz gibi sadece bir veya da bilemedin iki tane yumurta kullanabiliriz. Çünkü çok fazla yediğimizde bizleri rahatsız edecek. Mutlaka Ramazan yemeklerinde yapmamız gereken şey şudur sevgili izleyenlerimiz. Çok fazla salçanızı kavurun. Özellikle yemeğinizin ekşimemesi için ve midenizde yanma ekşimelerin olmaması için ne yapacağız? Salçamızı çok iyi kavuracağız. Karabiberi elimizde geldiği kadar hele Ramazan ayında az kullanacağız. Çünkü karabiber de belli bir sürede sonra ne yapıyor? Midemizde yanma ve ekşimeler yaptığı için karabiberi de biraz hayatımızdan uzaklaştırabilirsiniz. Hemen hop şöyle atalım. Son kalan patlıcanlarımızı da sevgili izleyenlerimiz hemen şöyle tavamıza gönderdik. Tekrardan o güzelce bir şekilde kaynasın. Şöyle etlerimiz, bakalım şöyle etlerimize. Evet, ben etlerini çıkarmayayım çünkü of, artık. Sevgilimiz de yağlandı. Biliyorsun eldivenimiz artık bir bütün olduk, bütünleştik diye. Yani patlıcanlarla ameliyat yaptım aslında ben. Eldivenle çalışmak çok güzeldir. Hem hijyen açısından sevgili hem sağlığımız için. Sağlığımız için çok fazla kullanabiliriz hem daha güzel bir şekilde. Genellikle esnafsak mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Ev hanımıysak da tüketebiliriz. Özellikle temizlik yaparken, çamaşır sularıyla oynuyoruz, şimdi bir çeşitli deterjanlar var. Biz genellikle işte restoranlara gidiyoruz veya da lokantalara gittiğimizde ilk işte dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi. İlk önce bakalım o tezgahın başındaki kişi elini herhangi bir şeye sürüyor mu veya da şey, veya da elinde sunum yaparken elinde eldiven var mı, bu bir. İkinci olarak üst başın kıyafetine bakıyoruz, ondan sonra bunlara bakıyoruz. Çünkü biz ne yapıyoruz, hemen gittiğimizde daha gönül rahatlığı içinde orada yememiz için o insanlara dikkat ediyoruz. Kullanalım sevgili izleyen, çok da maliyeti yüksek olan bir şey değil. Hem kendi sağlığımız için hem başkalarının sağlığı için bir iki tane eldivenimizi mutlaka kullanabiliriz. Şimdi hemen patlıcanlarımız devam etsin sevgili izleyenlerimiz. Kekimiz sizi çağırıyor Nilüfer Hanım. Öyle mi? Nilüfer Hanım diyor, gelsin diyor yanıma doğru. Bakayım ben ona, ben ona bakmaz mıyım? Evet, yerim onu diyorsun değil mi? Yerim, yerim. Yemez miyiz? Evet, kabarmaya başlamış, harika görünüyor. Evet. Hanimiş benim limonlu kekim. Neredeymiş? Açmayaydın, fırın iyiydi ama. Evet sevgili arkadaşlarımız da kameramanlarımız gördük kekimizi. Kapatıyoruz. Evet. O zaman ustan sen armutunu keserken biz de kısa bir reklam arasına gidelim. Tamam, çok mu kısa olacak? Çok kısa, şu tamam, kadarcık minnacık. O zaman armudu kesmeyelim. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz, bizden ayrılmayın. Minik. Tekrar sizlerle sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar, hemen ustamıza dönüyoruz, bakalım neler yapmış. Evet, şimdi sevgili izleyenimiz, hemen kekimiz hazır, kekimizi fırına gönderdik, ondan sonra patlıcan kebabımız da hazır. Ve biz ne yapmıştık, kendimize şöyle dedik ki iftar saatine güzel bir komposto hazırlayalım. Hemen o da kaynadı, şekerimizi karimize ettik, ondan sonra suyumuzu içine ilave ettik. Şimdi de meyvemizi hazırlayalım, şöyle armudu güzelce bir şekilde hop hazırladık. Ondan sonra bunu dilimleyelim. Hazır. Siz istersen biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Evet. Kaynayan suyumuzu içine ilave edelim değil mi? Hem güzel bir aroma versin. O şimdi yavaş yavaş hazırlanmaya devam etsin. Biz de şöyle biraz daha tezgahımızı toparlayalım. Patlıcanlarımızı kızarttık. İçine toz şekerinizi ilave ettiniz. Tekrardan etlerimiz, kuzu etlerimiz. O da hazır sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir boşaltalım.
suyla harika beraber. Harika görünüyor. Değil mi? Evet. Hemen şöyle. Etlerimizi tepsimizin üzerine ilave edelim. Şöyle eşit bir şekilde hemen döktük sevgili izleyenlerimiz. Şimdi hazır. Tekrardan hop, bu da hazır. Domatesimiz, son aşama biberimiz. Bunları alalım. Yemeğinizi hazırladınız. Etinizi ilave ettiniz. Tekrardan domateslerinizi hemen şöyle yarım ay şeklinde keselim. Diğerini de aynı şekilde. Biraz da iri bırakmamız gerekiyor. Kestik. Şöyle üstüne ilave ediyoruz. Tekrardan devam edelim. Hazır. Biberimiz. Şöyle şu kısımdan aldık. Hop. Hazır. Biberimiz. Tekrardan üzerine ilave ettik. Bir tane daha biber almamız gerekecek. Hemen bir tane daha biberimizi alalım. Bunu da tekrardan üzerine ilave ettik. Sevgili izleyenimiz, son olarak bunu da biraz daha görsel olarak daha güzel görünsün diye kullanıyorum. Hop, hazır. Evet, ellerine sağlık. Teşekkür ederim Lütfer Hanım. Şimdi görünüz bunu fırına gönderelim değil mi? Şöyle. Daha işlem bitmemiş. Yok, daha işlem bitmedi. Süper. Fırında pişecek. Fırına gönderiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet. Şöyle fırına gönderdik ve yavaş yavaş fırında pişmeye devam etsin. O fırında pişmeye devam ederken biz de şimdi diğer işlemlerimize geçelim. Kompostumuz hazır sevgili izleyenlerimiz. Onu da bir alalım. Evet, komposta evet. Da harika görünüyor. Ellerine sağlık. Teşekkür ettim Lülfer Hanım. Renk süper olmuş yalnız. Değil mi? Karanfillerle birlikte. Şöyle. Şimdi kompostumuz hazır. Sevgili izleyenlerimiz, biz de ne yapalım? Şöyle pilavımıza geçelim. Ocağımızın altını kapattık. Karanfiller mis gibi koktu usta. Değil mi? O çok güzel, evet. Şekilde hazırlanacak. Biz de tekrardan pilavımıza, şöyle başlayalım pilavımızı hazırlamaya. Evet. Ocağımızın. Zerdeçalli pilav olacak. Evet. Şöyle dedik. Evet. Hem farklı güzel bir pilavımız olmuş olsun. Şimdi yağımızı ilave edelim. Şöyle. Ondan sonra pirinçlerimiz. Şöyle bir alalım. Tekrardan sevgili izleyenlerimiz. Tezgahımızı toparlıyoruz. Zerdeçalımızı da alalım. Hemen şöyle çam fıstıklarımızı içine ilave ediyorum. Şimdi çam fıstıkları güzelce bir şekilde onlar kavrulsun sevgili izleyenlerimiz. Ve biz de şöyle yavaş yavaş Nülfer Hanım hazırlamaya devam etse pirinçlerimizi kavuracak. O pirinçlerimizi kavururken son aşamaları biraz sonra beraber hazırlayacağız. Biz de dilerseniz şöyle kendimize güzel bir salata hazırlayalım. Salatamızda ne yapalım, şöyle yarma buğdayımız var. Ondan sonra kıvırcıklarımız var. Mısırımız var. Bununla beraber şöyle kendimize güzel bir salata hazırlamış olalım inşallah. Evet. Hemen hazır. İnce ince soğanımızı doğruyoruz. Salata sofralarımızın vazgeçilmezi zaten. Değil mi? Usta. Çok güzel oluyor. Bugün de dedik hemen buğdayımızdan şöyle farklı güzel bir sunum yapmış olacağız inşallah sevgili izleyenlerimiz. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Soğanınızı ince ince doğrayın. Hazır. Soğanımızı şöyle hemen geniş kabımıza ilave ettik. Ondan sonra yeşilliğimiz
Kıvırcımız da aynı şekilde ince ince doğrayalım. Çok ince bir şekilde doğramamız gerekecek. Bu arada yağımız eridi. Fıstıklarımız kavruldu. Şimdi pirinçlerimizi içine ilave edelim Nilüfer Hanım. Evet. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Hazırladık. Hemen bunları da ilave edelim. Tekrardan şöyle geniş bir kabımız içine ilave ettik. Domatesimizi de alalım. Biraz da domatesimiz. Hop şöyle. Bunu da ince ince keselim tekrardan. Ve kenara aldık. Hazır. Domatesimizi de içine ilave ediyoruz. Şimdi domatesimiz de hazır sevgili izleyen. Bir adet kırmızı biberimizi de alalım. Hemen bunu da çekirdeklerini alıyoruz. İnce ince doğrayacağız. İçine ilave ediyoruz. Evet. Şimdi hemen mısırımız, sevgili izleyenlerimiz, onu da içine ilave ettik. Sırasına göre bütün malzemelerimizi dahil ettik. Hemen tekrardan yağımız, biraz zeytinyağımızı ilave ediyoruz. İçine çok hafif kekik, çok hafif, eğer hemen servis edeceksek tuz, biraz da pul biberimiz ilave ettik. Ondan sonra buğdayımız, yarma buğdayımız, haşlamış olduğumuz buğdayımızı içine ilave ediyoruz. Hemen karıştıralım sevgili izleyenlerimiz. Bu arada pirinçlerimiz kavrulursa. Değil mi? Şimdi hemen ona gelin, onu da hazırlayalım. Harika görünüyor. Değil yani mi? Salatada. Teşekkürler. Evet. Birkaç tane şöyle içine de haşlama patates atacağız. Patates salatası ise dostamcım. Evet. Şimdi pilavımız, tuzumuz ve zerdeçalımız. Çok az bir şey. Zerdeçalımızı da içine ilave ettik. Evet. Tekrar renk harika oldu. Kesme şekerimiz. Şimdi suyumuzu ilave edelim sevgili izleyenlerimiz. Evet. Pilavımız hazır. Yeterli mi Nilüfer Hanım? Birazcık daha aslında usta. Çok az. Evet. Suyumuz. Güzel de bir renk de ortaya çıkmış oldu. Renk harika oldu sevgili izleyenler. Evet. Sarı sarı. Kapağını şimdi kapağını kapatalım. Alalım. Kapağı da buradaydı. Hop. Şimdi pilavımız hazır sevgili izleyenler. Biz de ne yapalım? Şöyle salatamızı servis edelim.
Hemen. Evet, harika görünüyor. Değil mi? Şöyle. Buğdayımız da içinde yeşilliklerle çok güzel bir görüntü. Salatamız da hazırlandı. Evet, ustamız da bu arada kekimizi hazırlıyor ve son sunumlarını yapıyor. Hemen dönelim bakalım ustamız neler yapmış. Evet, şöyle hazır. Of of of, şöyle meyvelerle beraber evet, süsledik. Ustam, çok farklı bir sunum oldu kekimizde. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Harika görünüyor. Hanım. Evet. O da hazır sevgili izleyenlerimiz. Şimdi fırına bakalım. Şöyle fırındaki yemeğimizi de alalım. Hop. Evet. Şöyle diğer elimizi alalım. Elimizi yakmadan. Harika görünüyor yalnız. Evet. Hemen patlıcan kebabımız da hazır sevgili izleyenlerimiz. Hop. Şöyle. Evet, harika. Alalım. Değil mi? Şöyle güzel bir şekilde o da hazır. Şöyle fırınımızı kapatalım. Fırınımızı da kapattık. O da hazır. Tekrardan pilavımızın altını kapatmıştık. Pilavımız da hazırlandı. O da iyice demlendi. Yalnız pilavın rengi harika görünüyor. Değil mi? Şansıyla beraber. Çok güzel bir görüntü evet. Çıkmış ortaya. Hemen. Hop. Evet. Ellerine sağlık. Sizlerinize sağlık Nülfer Hanım. Hemen. Servis edeceğimiz tabağımıza. Zerde çallı. Evet. Evet. Bunu da iftar soframızı şöyle şenlendirmek için size de farklı sunum istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Hemen bir tabak daha hazırlayalım. Hazır. Tekrardan ve sunumumuz hazır sevgili izleyenlerimiz. Yemeklerimiz değil mi? Şimdi hazır. Pilavımız hazır. Ondan sonra salatamız hazır. Kompostomuz hazır. Patlıcan kebabımız hazır. Ondan sonra kekimiz hazır. Şimdi dilersen hemen neler yaptığımıza kısaca bir göz atalım. Sevgili izleyen ilk önce hemen kekimizin malzemesiyle neler yaptık. Hemen kullanmış olduğumuz malzemelerimiz nelerdi? Evet. Şöyle listemize... Limonlu kek için 3 adet limon kullanıyoruz. Sevgili izleyenimiz hemen 2 su bardağı kadar toz şekeri kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar, 2 su bardağı kadar un kullanıyoruz. 1 adet limon kabuğu kullanıyoruz. 1 paket kabartma tozumuz var. 1 paket vanilya ve 1 tane de limonumuzu kullanıyoruz. Hemen bütün malzememizi güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Limon kabuğunu da içine rendeledikten sonra onu iyice harmanlıyoruz. Ve kek kalıbımıza ilave ediyor sevgili izleyenimiz. Kek kalıbımıza ilave ettikten sonra 180 derece yarım saat fırında pişmesi gerekiyor. Ve piştikten sonra afiyetle yiyeceğiniz farklı güzel bir sunum olmuş olacak. Ve ondan sonra patlıcan kebabımızda neler vardı hemen ona da bir göz atalım. Patlıcan kebabımız da hazır. Sevgili izleyenlerimiz patlıcan kebabımızın içinde hangi malzemeyi kullanmıştık? Patlıcan kebabında da 6 adet patlıcan kullandık. 500 gram kadar kuzu etimiz var. 2 yemek kaşığı kadar salça kullanıyoruz. 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsak kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. 3 adet domates, 5 adet karışık biberimiz ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz kızartmak için sıvı yağ kullanıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz hemen patlıcanları alacalı bir şekilde soyduk. Onları iyice kızartıyoruz. Patlıcanları kızarttıktan sonra sevgili izleyicilerim servis edeceğim tepsimize koyuyoruz. Ondan sonra hemen ayrı bir tenceremizin içine etlerimizi kavuruyoruz. Soğanımızı ilave ediyoruz. Biberlerimizi, salçamızı, baharatımızı ilave ettikten sonra hemen yetecek kadar içine suyumuzu ilave ediyoruz. Ve suyumuzu verdikten sonra patlıcan kebabımıza şöyle sosumuz kaynıyor. Ondan sonra patlıcanların üzerine ilave ediyoruz. Tekrardan üzerini domates biberle süsledikten sonra hazırlayıp afiyet yiyeceğiniz farklı güzel bir patlıcan kebap olmuş olacak. Ve ondan sonra pilavımızı hazırladık. Zerdeçallı pilavımız için neler vardı sevgili izleyenlerimiz? Şöyle dedik ki bir gün altın sarısı güzel bir pilav hazırlayalım. Onun için de neler kullanıyoruz? 2,5 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar zerdeçalımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve ondan sonra toz şekerimiz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Hemen tereyağımızı ilave ettik. Ondan sonra içine hemen çam fıstıklarımızı ilave ediyoruz. Onları kavurduktan sonra içine pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Pirinçlerimizi de kavurduktan sonra hemen pilavımızın içine şekerimizi, ondan sonra tuzumuzu, hemen zerdeçalımızı ilave ettikten sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Dinlendikten sonra ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir pilav olacak sevgili izleyenlerimiz. Pilavınızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve kompostomuzda neler yaptık hemen meyvelerimizle beraber farklı farklı sunumlar yapabilirsiniz. Kompostomuzu da hazırladık. Onu da güzelce bir şekilde tezgahımıza ilave ettik. Ondan sonra yarma buğdaylı güzel bir salata hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Salatamızda da ne yaptık? Hemen buğdaylarımızın içine
kıvırcığımızı doğradık. Taze soğanımızı doğruyoruz. Ondan sonra domatesimizi, biberimizi, baharatlarımızı ilave ediyoruz. Zeytinyağla beraber karıştırdıktan sonra mısırla beraber. Ondan sonra servis edeceğimiz tabağımızı alalım ve salatamızı bu şekilde sizler de hazırlayıp afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir salata olmuş olacak inşallah. Evet ustam, ellerine sağlık. Sağ olasın Nilüfer Hanım, sizinle. Birbirinden güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Özellikle patlıcan kebabı harika görünüyor. Değil mi? Evet. Evet ustam, programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak neler söylemek istersin? Evet sevgili izleyenlerimiz, şöyle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bugün yine bu güzel yemeklerimize noktaladık. Yarın yine burada birbirinden değişik güzel yemeklerimize burada olacak. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanınız sağlıcakla. Evet sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle afiyetle kalın, hoşça kalın. Dualarınızı bizden eksik etmeyin efendim.